Hadi yenge, ağlamakla bir şeyi halledemezsin. O alarmı kapatmaman gerekirdi. Sence her şeye karışmak zorunda mısın? Ne dedim ki anne? Abimin çok önemli bir işi var. Kızmakta yerden göğe kadar haklı. Yengem de en azından bunu anlamak zorunda. Çünkü onun hatası yüzünden abim herkesin önünde çok zor bir durumda kalabilir. Sen dilini tutmayı ne zaman öğreneceksin ha? Ama baba, yengemin hatalı olduğunu düşünmediğini söyleme bana. Geç sesini! Analdin'in bir hatası yok sence. O sadece iyi niyetle hareket etti. Şiv bütün gece dışarıdaydı ve yorgundu. Eve sabaha karşı döndü. Analdi de onun rahat etmesini istedi. Nereden bilebilirdi ki? Şiv'in böyle acil durumlarda ne yaptığı hakkında bir fikri yok. Sadece onun iyiliğini düşündü. Senin buna bile tahammülün yok değil mi? Ne zaman büyüyeceksin sen? Yaptığını beğendin mi? Şiv zaten bir şey yemedi. Sayende Anandi de yemekten kalktı. Canım, bana aç olmadığını söyleme sakın. Çünkü sen kahvaltını yapana kadar buradan bir yere gitmiyorum. Anandi, Minu'nun söylediklerini duydun. Lütfen ağlama artık. Şiv işini ve sorumluluklarını ciddiye alan biridir canım. Ve her zaman çok dakiktir. Son yaşanan olay onu gerçekten üzdü ve çok gergin. Sana sert çıkmasının tek sebebi budur. Hadi, unut artık bunu. Hadi bir an önce kahvaltını yap. Hayır anne. Ağlamamın sebebi başka. Şiv bana kızdığı için değil. Kendimi çok kötü hissettim. Çünkü birçok insanın önünde zor durumda kalmasına neden oldum ben. Bu yüzden kendime kızıyorum. Nasıl bu kadar çocukça bir şey yapabildim? Alarm çalsa ne fark ederdi ki? En fazla ona sorardım değil mi? Gitmesi gerekmiyorsa da uyurdu. Ama ben alarmı kapattım. Telefonunu sessiz konuma aldım. Nasıl bu kadar büyük bir hata yapabildim anne ben? Hata değildi ki Anandi. Sen her iyi eşin kocası için yapacağını yaptın sadece. Senin çocukluk dediğin şey kocana olan sevgin canım. Ona olan saygın. Göreceksin. Şiv akşama her şeyi unutmuş olur. Hadi sil gözyaşlarını, kahvaltını yap. Hadi. Her şey düzelecek mi peki anne? Elbette canım. Tabii ki düzelecektir. Eğer benim düşüncesizliğim yüzünden azar işitecek olursa,
ya da başı derde girerse kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim anne. Alarmı kim kapattı Anandi? Ben kapattım Şif. O uykusuz olduğunu biliyordum ben. O yüzden... Alarmı kurduğuma göre bir sebebi vardır değil mi? Telefonumu sessize almışsın. 20'den fazla cevapsız çağrı var. Şu anda 40 yaralı yaşam mücadelesi veriyor ve sen uykum bölünmesini istiyorsun. Buna inanamıyorum. Anandi'ye çok kötü davrandım, kapaydım. Kalbini kırdım. Bunu asla yapmamam gerekirdi. Ona öyle davranmamalıydım. Büyük bir hata yaptım. Anandi sadece benim iyiliğimi düşünüyordu. Yorgun olduğumu düşündü. Ama ben ona nasıl davrandım? Günaydın efendim. Günaydın. Bunu söylemek zorundayım. Çok isabetli bir karar verdiniz. Yaralılara olay yerinde müdahale edilmesini sağlamasaydınız birçok insan hayatını kaybedebilirdi. Yoğun bakımdakilerin durumu ne peki? Bazıları oldukça ağır yaralı. Ama içiniz rahat olsun. Hepsi hayati tehlikeye atlattı. İyi. Müsaadenizle. Anandi'den özür dilemem gerekiyor. Eminim çok üzülmüştür. Vali arıyor. Buyurun efendim. Şif bana hala kızgın olmalı. Geldiğinden beri tek kelime bile etmedi. Bugün tatlıda ne var? Olsa iyi olurdu diyorum. Ve soğuk bir şey. Bugün hava çok sıcak da. Boğucu bir hava var. Haklısın. Soğuk mango suyu çok iyi gider. Ya da klimayı açarız, olur biter. Bana ancak o zaman ferahlarız gibi geliyor. Şibo oğlum, mango suyu ister misin? İşte geliyor gönlümün efendisi. Buyurun efendim, afiyetle yiyin. Hepsini size özel hazırladım. Natu, evladım, soğuk mango suyunu ne yaptın ha? Nerede? Oo evet, dolaptaydı büyük baba. Hemen gider getiririm. Babacığım bana öyle geliyor ki, bu hava birazdan serinlemiş olur. Evet öyle, ben bundan eminim. Bence de öyle. Aksi halde işimiz çok zor olacak. Şiv. Hı? Lütfen beni affet. Alarmı kapatmamam gerekirdi.
Şiv. Bu kadar önemli bir toplantın olduğunu bilseydim böyle bir şeyi asla yapmazdım. Seni zor durumda bırakmazdım. Şiv, lütfen beni affedeceksin değil mi? Önemli değil. Şunu tutar mısın lütfen? Ne yaptın sen? İstemeden oldu. Ben... Ne demek bu şimdi? Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Aç bak. Baksana. Ne yazıyor? Bu bir bilet. Sen ve ben Kaşmir için. Anandi, umarım sana kızdığım için beni affetmişsindir. Acaba bu güzel Kaşmir seyahati havayı değiştirdi mi? Yüzüne bakıyorum da bence değiştirmiş gibi görünüyor. O halde hepiniz bunu... Evet yenge, bu hepimizin yer aldığı bir plandı. Bu saldırıyı hep birlikte gerçekleştirdik. Buna mecburduk canım. Çünkü Kaymakam Bey'in talimatıydı. Sürpriz onun fikriydi. Biz de sessiz kalmak zorundaydık. Hepimizi hapse tıkabilirdi. Ama çok korktum anne. O kadar korktu ki bileti düşürdü. Bilmediği için olmuştur. Balayı biletleri olduğundan habersizdi. Aksi halde emin ol sıkı sıkı tutardı. Bir sürpriz daha var yenge. Bugün senin için aldığımız birbirinden güzel kıyafetler. Al bakalım. Ama yenge, bunları bir akraban için almamış mıydın sen? An itibariyle o sensin. Bunların hepsi senin içindi canım. Yengecim, demek hepsini benim için aldın. Şu an o kadar mutluyum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum, heyecanlandım. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir şey söyleme. İnsana sevdiğinin nazarı değer derler. Susman daha iyi. Gençler balayına çıkacak. Onları yalnız bırakalım artık.
Evet evet, biz gidelim hadi. Sabah erken kalkıp hazırlanacaklar. Yarın yola çıkacaklar. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Hadi İyi geceler. Biz gidelim. İyi geceler. Hadi bakalım. Ne diyeceğimi bilmiyorum Şiv ama şunu bil lütfen. Beni gerçekten çok mutlu ettin. Peki gideceğimiz yeri beğendin mi? Artık biliyorsun. Bu bir sürpriz olsun istemiştim. Bu yüzden sana sormam mümkün değildi. Seninle olduğu sürece her yer güzeldir. Ama bir hayalimi gerçekleştirdin Şiv. Hep merak ederdim. Kaşmir hakkında çok şey okudum. Ama bir gün oraya gideceğimi hiç aklımdan geçirmemiştim. Şimdi bunu hayal edebiliyorum. Peki, korkun yok değil mi? Neden korkacakmışım? Ya, biliyorsun, basında sık sık Kaşmir'le ilgili bir sürü kötü haber yer aldı. Ama artık her şey yolunda Şiv. Kaşmir yine o eski güzellikte. Ben de orayı görmeyi çok istiyorum. Tamam. O zaman sen erken yat. Ben de birkaç evraka bakar sonra gelirim. Tamam. Şiv, orada kar var mıdır dersin? Bilmem. Ama yükseklere çıkarsak kar görebiliriz. Evde kalacağız değil mi? Bütün gün su üstünde olmak çok güzel olacak. Tekne evde mi kalmak istiyorsun? O zaman öyle yaparız. Ama sen uyu artık. Bir şey daha Şiv. Anandi. Her şeyin cevabını şimdiden alırsan, orada nasıl keyif alacaksın? Evet, haklısın. İyi, bu da bitti. Bütün hazırlıklar tamam. Gel, otur canım. Ben önce biraz dua etmek istiyorum. Şiva oğlum, Anandi kızımız her zaman yürekten dua ediyor. Bu yüzden biraz zaman alıyor. Duası bitene kadar biz de biraz çay içeriz ha? Aslında büyük baba, buna çok vaktim olmasa da ben de biraz dua etmek istiyorum. Müsaadenizle. Anandi biliyor musun? Şivi havaalanını hep ben bırakmışımdır. Yol boyunca da hep akıl vermişimdir. Valizlerine dikkat et. Varır varmaz telefon et. Ama bu defa buna ihtiyaç yok. Çünkü yanında sorumluluklarını iyi bilen bir eşi var. Bu arada valizlerle senin ilgilenmen gerekecek. Çünkü ben gözlerimi senden alamam. Şu halinize bakıyorum da belki bir şeyleri hatırlatmak iyi olacak. Delhi'ye varır varmaz bir haber verin. Hı? Şimdi hatırladım Şiv. Heyecandan Kaşmir'e gideceğimizi babaanneme söylemeyi unuttum. Aslında ben dün sana hatırlatacaktım ama işe dalıp unutmuşum. Kaşmir'e varır varmaz haber veririz. Ne dersin? Bu onlar için de büyük bir sürpriz olacak. Gerçekten Şiv.
Evdeki herkes çok şaşıracak. Haklısın. Keseriya.